Arkası Yarın. Cezayir'de İsyan. 9. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ben Benson. Radyoya uyarlayan Saruhan Saray. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Engin Karagöz. Şehir hapishanesinin en azılı 3 mahkumu hapishaneden kaçmaya karar verirler. Bunun için bir ip merdiven ve 2 tabanca temin ederler. Tecrit koğuşundaki gardiyanları rehin alarak kaçmayı düşünen mahkumlar, kendilerini duvara çıkartacak ip merdivenin kopması üzerine başka bir plan yaparlar. Arbede sırasında ayağı kırılan ve rehin alınan gardiyanların hayatına karşılık benzin dolu bir araba isterlerse de bu istekleri kabul edilmez. Bu arada 3 isyancı mahkumdan biri diğerini boğarak öldürür. Diğer yandan polis dışarıdan baskın yapacağı sırada isyancılar teslim olacaklarını ancak avukatla görüşmek istediklerini bildirmeleri üzerine avukat isyancılarla görüşmek için cezaevine gider. Demek hırsız, sahtekar, dolandırıcı ve soyguncu Dan Oakley hapishane koşullarının düzeltilmesi şartıyla teslim olacaklarını söyledi, öyle mi? Evet. Bu iş için de avukatı olan Senatör Boyne'ı temsilci seçti. Aslında Dan Oakley'in istedikleri insan haklarına aykırı şeyler değil müdür bey? Ya öyle mi? Sizce iki gardiyanı rehin almak insan haklarına uygun mu? Olayları çarpıtmayın müdür bey. Dan Oakley hapishane koşullarının ıslah edilmesi amacıyla sesini duyurmak için böyle bir eyleme kalkışmış. Buna demokratik bir eylem de diyebiliriz. Saçmalamayın avukat. Hapishaneye silah sokmak, gardiyanları rehin almak, merdivenle kaçmak eyleminin neresi demokratik? Gardiyan Pop Burley'in ayağı kırık. Her an kangren olması söz konusu. Madem sizin Dan Oakley'iniz insan haklarına çok düşkün, neden yaşlı gardiyanın hastaneye gönderilmesi için onu serbest bırakmıyor? Havada bugün bayağı soğuk değil mi binbaşı? -5 derece müfettiş. Bu havada askerlerim elleri tetikte saatlerdir hareket etmeden duruyor. Müdür bizi durdurmasaydı şimdi tecride girmiş o iki azılı mahkum halletmiştik bile. Gardiyanları unutuyorsunuz binbaşı. Bu patırtıda o iki zavallı da ölebilir. Müdür Clay işi kansız halletmek istiyor. Müdür iyi adam da fazla yumuşak. Hapishane müdürü biraz sert, cesur ve inisiyatif sahibi olmalı. Tam tecrit koğuşuna saldıracakken operasyonun durdurmanın manası neydi? Dan Oakley baktı ki niyetimiz ciddi, operasyon yapacağız. 180 derece dönüş yaptı ve yeni şartlar ileri sürdü. Müdür de kan dökülmesin diye kabul etti. Ne yapsın? Kabul etmeyecekti. Dan Oakley kim ki? Vali danışmanı ile avukatını görüşmek için müdüre yolluyor. Onların şartları neyi değiştirecekti ki? Ya kuzu kuzu teslim olacaklardı ya da tecritin kapısını bazukayla parçalayıp içeri dalacaktık. İçerideki gardiyanları unutmayın binbaşı. Amaç onları sağ salim kurtarmak. Yoksa müdür Clay hiç kimseye taviz vermez. Dan Oakley gardiyanları serbest bırakacak müdür bey. Dediğim gibi bazı şartları var. Hayır. Onların hiçbir şartını kabul etmiyorum. Devlet asla taviz vermez. Merak etmeyin müdür bey. Taviz vermemek konusunda ben de sizinle hemfikirim. Fakat bu şikayetlerin de bir sebebi olsa gerek. Evet. Avukatla aynı görüşteyim müdür bey. Dan Oakley'in şikayetleri tümüyle yalan değil herhalde. Şimdi doğrusu hapishane şartlarının mükemmel olduğunu söyleyemem. Ama bunun tek sorumlusu biz değiliz. Vergi mükellefleri okullara, hastanelere şiddetle ihtiyaç varken hapishanelere para sarf edilmesini hoş karşılamıyorlar. Neticede biz de devletin bize verdiği bütçe içinde hareket etmek zorunda kalıyoruz. Dan bilhassa yiyeceklerin kötülüğünden söz etti. Bu tamamıyla yalandır. Buyurun, işte bu haftanın yemek listesi avukat. Okur musunuz? Çorba, etli fasulye, şehriyeli pilav, yoğurt, elma. Bu listede yazılanlar. Gerçekten yedikleri nelerdir? Listede yazılı olanlardır avukat. Mahkumlara verilen yemeğin aynını ben dahil bütün personel de yiyor. Sorabilirsiniz.
Eğer öyleyse yemekler işte fena değil. Ben ordudayken bize çıkan yemeklerden çok daha iyi. Peki buna rağmen Dan yemek meselesi üzerinde niçin bu kadar önemli duruyor? Efendim, yemekler hakkındaki şikayetler geneldir. Orduda, okulda, her yerde yemeklerden şikayet edilir. Kitlilere yemek çıkarıldığı zaman ayrı ayrı her zevke hitap edilemeyeceği tabiidir. Evet, doğru. Yemek listesini çeşitli tutmaya çalışmamıza rağmen gene de bir monotonluktan kaçınmak mümkün olmuyor. Bir müddet sonra mahkumlar listeyi ezberliyor. Yıllardır bu böyle sürüp gidiyor. Üstelik yiyecek fiyatları ve dar bir bütçe ile bazen kısıntılar yapmak icap ediyor. Bu hususta bir hal yolu düşünebiliyor musunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse bu tahsisatla bir şey yapamam. Şimdilik yemek işini bir tarafa bırakalım. Gardiyalların zulümlerine ne diyeceksiniz? Zulüm lafı abartılmış. Burada ıslah imkansız bir sürü insanla uğraşıyoruz. Mahkumlara iyi muamele onları şımartır. Otoriteyi zayıflatır. Buna rağmen gene de gardiyanların sertliğine göz yummuyorum. Rüşvet, suistimal olaylarına ne dersiniz? Memurları yetiştiren ben değilim. Onların tayinindeki politik etkileri siz daha iyi bilirsiniz avukat. Aynı zamanda senatörsünüz. Bu memurlar buraya bir takım imtiyazlı kişilerin tayiniyle gelmektedir. İçlerinde zaman zaman ahlak seviyesi düşük olanlar çıkabilir. Yani Dan'ın söylediklerinde gerçek payı var. Olabilir. Mahkumların mesajlarını taşıyan, iyi hücreleri parayla satan, içeriye içki sokan ve buna benzer dolaplar çevirip bu işlerden para kazananlar vardır. Fakat beni asıl şaşırtan bütün bunlara rağmen dürüst görevlilerin büyük çoğunluğu teşkil etmeleridir. Bunlardan bazıları ailelerini geçindirebilmek için dışarıda da çalışmak ve birkaç kuruş kazanmak zorunda kalıyorlar. Peki Dan Oakley'in hapishane konseyi ve bir reis seçilmesi konusundaki görüşlerine ne dersiniz Bay Clay? Böyle bir şey yarı açık cezaevlerinde var. İyi de işliyor. İyi işliyor çünkü oradaki mahkumlar hafif suçlardan yatıyor. Fakat buradakiler elebaşılar. En azılı ve yola gelmez mücrimlerdir. En tipik örnekleri de Dan Oakley ve Steve Ranstedt. Şu anda ikisi de silahlı. Evet ama onları azılı yapan hapishanenizdeki olumsuz şartlarmış. Öyle söylüyorlar. Bu doğru değil. Onların maksadı şu anda bulundukları tecritteki hücreleri gündeme getirmek. Evet, oradaki hücreler pek iyi değildir. Ama mahkumu devlete karşı isyanı teşvik eden, durmadan hadise çıkartanların da iyi hücrelerde yatmasını bekleyemezsiniz. Yani Dan Oakley'in önerdiği hapishane konseyi kurulmasını istemiyor musunuz? Hayır. Mahkumlara bile sorarsanız böyle bir şeyin burada yürümeyeceğini kendileri size söyleyeceklerdir. Elebaşılar zorla veya parayla oyları alıp kendilerini zayıf arkadaşlarına kolaylıkla seçtirtip kuvvet ve otorite sahibi olurlar. Dan ve Steve'in niyeti de bu zaten. Onlar arkadaşlarına gardiyanlardan çok daha zalim ve sadist davranırlar. Şu halde Dan Oakley'in bütün tekliflerini reddediyorsunuz Bay Clay. Bakın, siz içeriye girdiniz ve Dan Oakley'i gördünüz. Onun göz boyacı samimiyet ve ıstırabının sizi etkilediği ortada. Bunun için sizleri kınamıyorum. Ama bize bütün şikayetlerini açık yüreklilikle söyledi. Dan'ın insanları kendini sevdiren bir şahsiyeti vardır. Sizi nasıl tesir altında bıraktığını işte görüyorsunuz. Sözlerinize dikkat edin Müdür Clay. Bizler kimsenin tesiri altında kalmayacak şahsiyetleriz. Ama kalmışsınız işte. Elleri silahlı iki azılı mahkumun firar girişimini, gardiyanları rehin almasını unutup onların sızlanmalarını bana anlatıyorsunuz. Eğer bu işin kansız bitmesini istiyorsanız söyleyin onlara, bana gardiyanlarımı hemen versinler. Biz de bunu istiyoruz Müdür Bey. Ama bu işi kansız halletmenin yolu da Dan'la anlaşmak ve onun bazı isteklerini kabul etmektir. Bu firar eyleminin kansız sona ermesi en büyük dileğimdir senatör. Ama anlaşma yok. Madem Dan Oakley'in avukatısınız, onu bu konuda ikna etmeye çalışın. Pencereden dışarıya kafanızı uzatın. Avluda 100'den fazla asker ve polis var. Askerlerin komutanı binbaşı Hayes'i zor zapt ediyorum. Eğer gecikilirse bazuko ile kapıyı parçalayıp tecrite girecek. Bu durumda kim ölür kim kalır bilmiyorum. İyi ama o takdirde sizin gardiyanlarınız da ölebilir. Her işin kendine özgü bir riski vardır senatör. Gardiyanlar da bu işe girerken bir gün rehin alınabileceklerini biliyorlardı. Anladığım kadarıyla Dan Oakley'in şartlarını kabul etmiyorsunuz. Hayır senatör. Söyleyin Dan'a önce gardiyanları teslim etsin, sonra da silahları bırakarak kendileri teslim olsun. Siz de benimle aynı fikirde misiniz Sayın Vali Danışmanı? Evet, tabii. Devlet hiç kimseye taviz vermemeli. Pekala, Dan'ı ikna etmeye çalışacağım. Belki iş biraz uzayacak fakat sonunda halledeceğime inanıyorum.
Sanırım halledebilirsiniz senatör. Dan Oakley'in büyük bir mesele teşkil edeceğini ummam. Firarda muvaffak olamadı, direnmekten vazgeçecektir. Üzerinde durulması gereken Steve Runstead'tir. Silahı ve cephanesi olduğu müddetçe onun teslim olacağını sanmıyorum. Yapmayın. Runstead'i olduğundan fazla gözünüzde büyütüyorsunuz. Olduğundan da aşağı görmek istemem. Ken. Ken. Burada mısın evlat? Buradayım Pop. Buradayım. Yanındayım. Ken. Ben iyi değilim evlat. Yanıyorum. Her yerim yanıyor Ken. Ateşin olmalı. Bir bakayım. Vay canına. Ateşin çok yükselmiş Pop. Bir şeyler yapmalıyız. Aksi gibi ne doktor var ne de ilaç. Ben burada öleceğim evlat. Saçmala Pop. Saçmalama Pop. İyileşeceksin. Sabret biraz. Dur sana doktorun verdiği sakinleştirici haplardan birini vereyim. En azından uyutur seni. Al. Al iç şunu dostum. Al. Sağ ol Ken. İyi ki sen varsın yanımda. Umarım bizi kurtarma işi fazla uzun sürmez. Bacağımın kangren olmasından korkuyorum. Merak etme. Bizi kurtaracaklar. Hadi, hadi iyi ol Pop. Hadi. Ne var Ken? Ne oluyor? Pop Warney'in durumu iyi değil Dan. Ateşi çok yüksek. Zarar yok. Biraz sonra buradan çıkacak nasıl olsa. Müdürler anlaşma yoluna gidiyoruz. Ne zaman? Warney'in durumu oldukça ağır. Merak etme, fazla uzamayacak dedim ya. Radyoların neler söylediğini dinliyor musun? Hayır, burada radyo yok ki. Şu anda meşhur bir adamla konuşuyorsun oğlum. Bütün dünya artık beni tanıyor. Sana şimdiye kadar yaptığım işleri anlatsam aklın durur. Belki de üniversite tezi değil, benim hakkında bir kitap yazmak istersin. Dan, Pop'un durumu kritik. Onun hemen bir hastaneye kaldırılması gerekiyor. Canı cehenneme! Az sonra buradan çıkacağını söyledim ya. Pop'un durumu seni hiç endişelendirmiyor mu? Niye endişe edeyim ki? Bütün gardiyanların benden nefret ettiğini çok iyi bilirim. Niçin nefret ederler bilir misin? Çünkü yaşamasını bilirim de ondan. Ben barlarda o heriflerin bir ayda kazandığından fazlasını bir gecede sarf ediyorum. Bu herifler hayatta ara sıra bir sinemaya gitmekten başka ne yapabilirler ki? İşte bunun için benden nefret ediyorlar. Daima büyük bir adam olduğum için. Onlar hiçbir şey olamadılar. Seni anlayamıyorum Dan. Yaptığın kanunsuz işlerle övünüp duruyorsun. Hiç yaptıklarına pişman olduğun anlar olmadı mı? Benim mi? Neden pişman olacakmışım ki? Hırsız olduğum için mi? Evet. Doğru olan kim peki? Seni buraya gönderen insanlar ne büyük partiler vuruyor ve kimse bir şey soruyor mu onlara? Büyük iş adamı geçinen herifler ne dolaplar çeviriyorlar biliyor musun? Ama bundan dolayı her yerde saygı görüyorlar. Herifler milyonlar çalıyor. Sadece az çalan biçarelere ceza gidiyor. Parası olan serbest geziyor. Felsefe yapmayı bırak Dan. Yaptıklarına pişman olmuş birçok mahkuma rastladım. Çıktıkları zaman bir daha hırsızlık yapmayacaklarını söylüyorlardı. Seninle dalga geçmişler oğlum. Sen bu işte çaylaksın daha. Onların pişmanlığı yakalanmış olmalarındandır. Ve sizler onları burada tutmakla büyük hata yapıyorsunuz. Neden? Çünkü burada ne kadar çok kalırlarsa o kadar çok pişiyorlar. Çıkacakları zaman ilk yapacakları iş hapishanede geçen zamanları telafi etmek olacaktır. Zannetmiyorum. Biz onları ıslah etmeye çalışıyoruz. Islah mı? Ne ıslahı? Burada bana ne yaptığınızı söyler misin? Hiçbir şey. Parasız yol yapımlarında çalıştırdınız. Devlet bizim sırtımızdan kar etti. Size göre bu ıslah mı yani? Esaretten başka bir şey değil bu. Senden kar ettiklerini hiç sanmıyorum Dan. Senin mahkemelerin onlara çok pahalıya mal olmuştur. Bana bunları söyleme Ken. Haklı olduğumu biliyorum. Bir insan her zaman haklı değildir Dan. Ben haklıyım. Şayet sana burada tahsil imkanlarını sağlasalar, bir sanat öğretselerdi, dışarıya çıktığın zaman namusunla çalışmaz mıydın? Ben mi çalışacağım? Güldürme beni Ken. Çalışan insanın hayattan nasibi ne he? Ben o ahmakların bir senede kazandıklarından daha fazlasını bir haftada harcıyordum. Hırsızlık yapmadıklarının tek sebebi ahmaklıkları veya çalmaktan korkmalarıdır. Her şeye kendi açısından bakıyorsun da. Sen peşin hükümlü bir insansın. Ben mi peşin hükümlüyüm? Ben dünyanın en demokrat insanıyım be. En azından tecavüz suçu işlemedim bugüne kadar. En kötü şey bu bence. Bu gibi herifleri gözünün yaşına bakmadan çekip vurmalı. Hiç karının hatırı için dürüst bir hayat yaşamayı düşündün mü? Birçok eşler anneler bilirim. Çalışır, kazanır, dişinden tırnağından artırıp para biriktirir. Eşinin veya kocasının hapisten çıkmasını bekler. Bir kadın bir erkeği doğru yola getirmek için çok şey yapabilir. Herhalde benim karım bunlardan biri değil. Ona daima her şeyin en iyisini verdim. Şansım döndüğü veya kolese tıkıldığım zaman semtime bile uğramaz. Aile falan vızıltı benim için. Öyle diyorsun ama size silahları kim getirdi? Herhalde karın getirmiştir. Başka kimsenin getirdiğini sanmıyorum. Doğru, karım getirdi. Ama neden getirdi? Beni sevdiği için değil.
Ona saklı bir yerde param olduğunu, kaçmama yardım ettiği takdirde çok para vereceğimi vaat ettim. Çocuğun yok mu? Hayır. Belki olsaydı daha başka olurdu. Sen daha toysun Ken. Hayatı daha anlamıyorsun. Sana şunu söyleyeyim. Kulağına küpe olsun. Hayatta kimse paradan başka bir şeye değer vermiyor. Paran oldu mu kimse bunu nasıl kazanıldığını da sormuyor. Yeter ki paran olsun. Paran oldu mu beysin, efendisin. Yapma Ken. Her şey para değil. Parası olmayan ama sevilen, sayılan nice insanlar bilirim. Yanlışlıklarının faturasını paraya çıkartma. Evli olmadığın için paranın gücünün farkında değilsin sen. Para her şeydir oğlum. Ben hayatım boyunca hep iyi şeyler giydim, iyi şeyler yedim ve iyi yerlerde yaşadım. Param olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdım. İyi ama kendine ait olmayan paralarla yaptın bunları. Alın teriyle kazandığın paralarla değil. O yüzden de buradasın ya. Su testisi su yolunda kırılır evlat. Ben ilk defa hapishaneye girmedim. Ama burası gibi berbatını, iğrencini ilk defa görüyorum. Neden? Bir kere dişe dokunur adam yok bu mahkumlar arasında. Çoğu ciğeri beş para etmez. Uyuşuk dejenere herifler. İt güruğu. Herifleri haftada bir banyoya sokabilmek için sopa lazım. Şaka mı ediyorsun da? Burası hapishane. İyi insanların burada işi ne? Kapa çeneni. Ben gerçek canilerle de beraber hapiste kaldım. Çoğu büyük gangsterlerdi. Hele bunlardan biriyle kardeş gibiydik. Dünyanın en iyi insanıydı o. Şimdi hayatta değil. 9 defa cinayet suçundan yargılandı. Her seferinde de paçayı sıyırdı. Ama bir gün sokakta dolaşırken zıp çıktı polisin biri vurdu onu. Nasıl oldu bu iş? Nasıl olacak? Kalleşlikle. Arkadaşım durmuş bir içki dükkanının vitrinini seyrediyordu. O polis olacak ahmak onu tanıdı. Silahını çekip arkadaşıma ellerini yukarı kaldırmasını söyledi. Arkadaşım onun aynasız olduğunu bilmiyordu. Herif rastgele bir külhan bey sanmış. O da derhal silahını çekip geriye döndü. Tam ateş etmek üzereydi. Polis onu çekip vurdu. Dünyanın en iyi insanıydı. Bir hiç uğruna pisi pisine gitti. İşte sizin adaletiniz bu. Senin adalet anlayışın bu ha? 9 cinayeti düşünürsen hak yerini bulmuş oluyor böylece. Demek öyle ha? Sen de diğer gardiyanlar gibi düşünüyorsun. Belki arkadaşım 9'dan fazla cana kıydı. Fakat delil yetersizliğinden hüküm giymedi. Şahitler konuşmaya cesaret edemediler. Kimse aleyhinde bir şey ispatlamadı. Fakat sonunda yok yerine öldü. Birbirimizi anlamamız zor oluyor Dan. Fakat birçok bakımlardan zeki insansın. Kendine doğru bir yol seçmemiş olmana üzülmemek elden gelmiyor. Toplumda sana da bir yer bulunurdu. İstemem eksik olsun. Hapisten çıkınca yolumdan dönüp herkese sıfırı tükettiğimi göstereceğimi mi sanıyorsun? Suç işlemenin bir onur meselesi olduğunu bilmiyordum. Doğru yolu seçmek korkaklık mı sence? Korkaklık değil de ya nedir? Benim kimseden pervam yok. Yüreği pek gözünü daldan budaktan esirgemeyen kişilerin yapabileceği nice büyük işlerin hakkından geldim ben. Birkaç kere şansım yaver gitmedi yakalandım. Fakat bu sefer dışarı çıkınca yakalanmayacağım. Artık bu işin ilmine vardım. Ya Steve Runstead? Onu bırakırlarsa ne yapacak acaba? O manyağın biridir. Bütün arzusu adam öldürmek. Onun bunun ırzına geçmek. Bakma şimdi birlikte olduğuma. Dışarıda bu gibi heriflerle hiçbir işe girmem. Böylelerine merhaba bile demem. Sonum morgun mermer teneşiridir. Etrafındakileri de kendisiyle birlikte oraya sürükler. Kapı çalınıyor. Avukatım Senatör Boyan beni ziyarete gelmiştir. Şimdilik eyvallah. Sonra görüşür ve hayatımı yazman konusunda uzun uzun konuşuruz. Sana söyleyecek bir sürü şeylerim var. Yazdığın kitap kapışılır. Ne oldu Boyan? Müdür şartlarımızı yerine getiriyor mu? Hayır, zaten kabul edeceğini de sanmıyorum. Olamaz. Peki ne yapacağız şimdi? Yapılacak tek şey teslim olmanızdan. Ortada bir cinayet olmadığı için fazla ceza yemezsiniz. Sonra sana söylediğim gibi en geç 2 sene içinde senin için özel bir af çıkartırım. Yapabilir misin bunu? Yaparım. Yeter ki sen uslu bir mahkum ol. Bari silahların hapishaneye sokulmasıyla ilgili soruşturmanın yapılmamasını sağlasaydın. Buna gerek kalmadı. Çünkü karını da yakalamışlar. Ne zaman? Az önce. Albanya'ya gitmek için otobüs karında beklerken polis biraz sıkıştırınca bülbül gibi ötmüş. Silahları nasıl bulduğunu, sana getirdiğini ve her şeyi tek tek anlatmış. Çak kadın, bunu yapmamalıydı. Nora özgür dünyadaki tek haberleşme aracımdı. Şimdi onu da hapishaneye atacaklar. Dert etme, onu kurtarırım. Önemli olan sensin şimdi. Evet, gardiyanları serbest bırakıp teslim olmayı kabul ediyor musun? Yapabileceğin daha iyi bir şey varsa söyle. Hayır, yok. Ben şimdi müdüre gidip durumu anlatayım. Yarım saat sonra gelir sizleri teslim alırım. Böylece isyanı bastırmış bir avukat olarak tarihe geçeceksin. Bu işte kazancım da bu olsun artık ha. Bir avukat olarak ne kadar ün kazanırsam o kadar da müşteri kazanırım. Hadi bakalım, yarım saat sonra görüşürüz. Hey Dan. Az önce avukatın olacak senatör buradaydı. Sen ve o her şeyi yoluna koydunuz mu? Evet. Peki neden bana bir şey söylemiyorsun?
Seni rahatsız etmek istemedim Steve. Bunlar kanuni meseleler. Bilirsin. Ne gibi kanuni meseleler? Avukat Boyan'la durumu ayarladık anlayacağın. Öyle mi? Nasıl ayarladınız? Cezaevinde İhsan adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.